Peskov, Soçi anlaşmasına rağmen YPG'nin sınır bölgesini terk etmesine şüpheyle yaklaştığını açıklayan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e cevap verdi. Kremlin sözcüsü, eğer Kürtler Türkiye sınırından ayrılmazsa Suriye ve Rusya güçlerinin bölgeyi terk etmesi gerekecek ve bu da Kürtleri Türk ordusunun müdahalesine maruz bırakacak ifadelerini kullandı. Kremlin sözcüsü ABD'nin Suriyeli Kürtleri ihanet ettiğini de söyledi. Peskov, ABD'nin YPG'yi Türkiye sınırına yakın bölgede tutarak Türk ordusuyla çatışmaya sürüklemeye çalıştığı izlenimine sahibiz diye konuştu. Peskov dün de açıklama yapmış. Soçi'de varılan mutabakatın ardından Rusya lideri Putin'in Esad'a anlaşmanın detaylarını aktardığını duyurmuştu. Kremlin sözcüsü Esad'ın Soçi'den çıkan kararlara destek verdiğini belirtmişti. Ve Ankara'nın son değerlendirmesinde an itibarıyla görüp duyup aktarma şansımız, fırsatımız olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı editör masasında açıklamalarda bulunuyor. Dış politikamızın ya da Suriye politikamızın Rusya ile ABD arasında sıkışıp kaldığını söylüyorlardı. O bakımdan bunu özellikle vurgulamak isterim. İkinci özelliği ise biz teröre karşı bir harekat başlattık. Tıpkı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları gibi. Ve burada da tepkiler olmuştu. Ama bu süreçte hepsinden çok daha fazla tepki oldu. Aşırı tepkiler de oldu. Biz buna tabii ki cevabımızı verdik. Ve büyük bir oyunu bozduğumuz için, orada kurulacak bir terör devletini engellediğimiz için, oyunu bozduğumuz için bu tepkiler esasen şiddetli gelmeye başladı. Buna da en çok İsrail, Fransa gibi ülkeler bozuldu. Uluslararası tepkiyi kastediyorsunuz. Evet, uluslararası tepkiyi kastediyorum. İçeride %90'ın üstünde bir bütünlük vardı. Bunun için milletimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kahraman askerlerimizin, Mehmetçiğimizin, ordumuzun, burada Milli Savunma Bakanımız nezdinde tüm kahraman Mehmetçiğimize de huzurlarınıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz, sivillerimiz dahil. Şimdi Barış Pınarı Harekatımızın meşruiyeti 5 gün içinde hem ABD tarafından hem de Rusya tarafından kabul edilmiştir. Uluslararası meşruiyet kazanmış. Zaten önceden herkes diyordu ki sizin meşru endişeleriniz var. Bunu anlıyoruz. Biz de şunu söylüyorduk. Bizim endişemiz meşruysa, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanarak başlattığımız harekat da meşrudur. Çünkü hedefi teröristlerdir. Ama bu anlaşmayla esasen dünyanın en büyük iki ülkesi, iki gücü bizim harekatımızın meşruiyetini kabullenmiştir. Ve dikkat ediyorsanız hem ABD ile vardığımız mutabakatta hem de dün Soçi'de vardığımız mutabakatta Türkiye'nin bu Tel Abyad ve Resul Ayn bölgesindeki harekatının meşruiyeti kabul edilmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de tabii ki Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü biz herkesten fazla buna bağlıyız. Bizim kendimiz için de çok önemlidir. Burada biz bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar. Dolayısıyla bu bakımdan da önemlidir. Şimdi isterseniz biraz önce gösterdiğiniz harita üzerinden de Rusya ile vardığımız mutabakatı değerlendirelim. Her şeyden önce burası zaten şu anda bizim muhafaza edeceğimiz bölge. Tel Abyad'da Resul Ayn bölgesi. Orası hukuki statüsü korunacaktır diye 3. maddede biraz garanti altına da alınmış Rusya ile mutabakatta, evet, değil mi? ABD ile mutabakatta da aynı şey var. Ama orada evvel emirde TSK'nın kontrolü diyor. Yani burası tabii, ABD sizin ile bulunacağınız Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunacağı bir alandır. Şimdi ABD ile de işte dün akşam tamamen çektik dediler. Ama burada onlar YPG'leri tamamen çektik yazılı bir şekilde de bildirdiler. Sözlü olarak Pompeo da bildirdi. Fakat biz buradayız zaten. Herhangi bir terörist unsuru karşımıza çıkarsa, olur da kalmış çekilmemiş, zaten onu bizim ABD ile vardığımız mutabakatta da böyleydi, onları etkisiz hale getirir. Dolayısıyla burada biz varız.